Çanakkale geçilmez dediğimiz ve dur yolcu olarak Çanakkale'de o güzel mesajlarla hatırladığımız 18 Mart 1915'te başlayıp 9 Ocak 1916'da biten 57.263 dedemizi, atamızı, o günün tüyü bitmemiş delikanlıları hatırladık, hatırlayacağız, unutmayacağız. Evet, Çanakkale deyince Seyit Ahmet Sılay ömrünü bu işe, atalarımızdan kalmış izleri takibe ayırmış. Çok değerli. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde inşallah Türkiye'nin en büyük Çanakkale Müzesi'ni kurmasını umduğumuz ve talep ettiğimiz Seyit Ahmet Sılay canlı olarak programımıza katıldı. Teşekkür ederiz. Hoş geldin Ahmet Sılay. Eyvallah. Beyefendi. Eyvallah abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet, Çanakkale deyince, Çanakkale geçilmez deyince benim aklıma sen geliyorsun. Yani günümüzde böyle. Çok Eyvallah. Çabaların, çok emeklerin oldu. Biz bu vesileyle Türkiye'nin en büyük Çanakkale özel müzesinin kurulacağı müjdesini bekliyoruz. Bu konuda neler yaptınız, neler yapacaksınız, bu müjdeyi ne zaman alacağız, bu vesileyle soralım dedim. Abi inşallah o hazırlık safhası dediğimiz, benimle alakalı olan hazırlık safhası devam ediyor. İnşallah başkanımız bunu açıklayacak zaten. Detaylarıyla açıklayacak. O günü bekliyoruz. Evet, Mansur Başkan çok güzel şeylerle Türk milleti tarafından taçlandırıldı. İnşallah böyle kutsal bir görevi de ona yapmak nasip olur. Tabii bu işin emekçisi, gönüllüsü, emektarı olarak siz sayesinde olacak diye düşünüyorum. Çanakkale ile ilgili bugün gençliğimize nasıl bir mesaj vermek lazım? Sizden onu dinlemek istiyorum. Şimdi tabii 105. yılını kutladığımız Çanakkale Deniz Muharebelerinin 105. yılında öncelikle şehitlerimizin makamı kutlu, gazilerimizin de mekanları cennet olsun diliyorum. Hakikaten onların yaptıkları, bu ülke için ödedikleri bedeli unutmamız mümkün değil. Mümkün değil. İsterseniz şöyle başlayayım. Çanakkale, işte biz Çanakkale muharebelerinde bulunduk millet olarak. Bizi ilgilendiriyor. İngilizler bulundu. Onları da ilgilendiriyor. Avustralya, Yeni Zelanda ve oradan gelen İngiliz ve Fransız sömürgelerinden gelen askerlerin bulunduğu milletleri de ilgilendiriyor Çanakkale. Yani fakat ulusal Çanakkale'ye, teknik olarak Çanakkale'nin önemini anlatmak açısından bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani bir İspanyol tarihçi, bir Amerikan tarihçisini Çanakkale niye ilgilendirsin? 105 sene sonra hala üzerine yazılar yazılan, makaleler yazılan ve araştırma yapılan bir savaş Çanakkale. Ben bunu şu şekilde değerlendiriyorum, bu savaşın önemini. Teknik açıdan baktığımızda. Bakın, uçaklar kullanıldı. Yani hava kullanıldı. Uçaklar vardı. Deniz kullanıldı. Denizin altı kullanıldı. Kara kullanıldı. Karanın altı kullanıldı. Yani lağım savaşları da oldu. Bu beş unsuru aynı anda barındıran, Birinci Dünya Harbi'nde herhangi bir cephe yok. Ve teknik anlamda Çanakkale'nin büyüklüğünü ben bu şekilde açıklayabilirim. Ama millet olarak da Çanakkale denilince ne dersin? İlk aklınıza ne geliyor soruları geliyor. O zaman da şunu söylüyorum. Hakikaten hasta adam denilen, bitti denilen asil bir milletin tarih sayfasında ben hala varım dediği savaşın adıdır. Türk'ün varlık savaşı diyoruz biz buna. Kesinlikle. Var olma ve yok olma. Zaten biraz önce siz çok güzel bir şey işaret ettiniz. Çanakkale evet bizim bir milli gururumuzdur. Ancak uluslararası bir dünya tarihine yön vermiş tarihçilerin ve
savaş stratejistlerin, orduların hala üzerinde makale yazmadığı, think tank yaptığı, burada bu kadar yedi düvelin yoksul, bitmiş, yeni kurulmuş, kurulacak bir cumhuriyetin mirasçılarının muhteşem mucizeler yarattığı bir nesnel, bir tarihsel, bir hayat, Türkiye hayat vermiş bir hikaye olarak da belki gelecek binlerce yıl anlatılacak. Elbette. Çünkü Çanakkale o kadar dar bir alanda olan bir savaş ki toplam neredeyse 500 bin insan burada harbetti. Evet, 57.263 sadece bizim askerimiz şehit olmuş. Şöyle o şehit sayısı hemen muharebe arkasında açıklanan sayı. Bayağı yukarılara çıktı. Çünkü yaralanıp İstanbul veya Çanakkale bölgesine giden yaralılardan şehit olanlar vardı. Ve bu şehitlerin defter kayıtlarının ortaya çıkıyor ve bu şehitler listesine ekleniyor. Yani şu anda bu sayı 80 binin bayağı üzerinde. Allah makamlarını cennet eylesin. Evet. Yani, ben belki Çanakkale dışında bir konu ama Edirne'de 296 bin şehidimizin öğrendim, Edirne civarında olduğunu öğrendiğimde dehşete düşmüştüm. Hakikaten her karışığı şehit kanı ile sulanmış bir toprakta yaşıyoruz. Ya bu topraklar elbette öyle. Yani biz Türklerin nihai vatanımız dediğimiz Anadolu'ya geldiğimiz itibaren savaşlar hiçbir zaman kaderimizde parçası haline geldi. Bırakmadı. Yani yıllardır bir savaşın içindeyiz. Ve Çanakkale dediğimiz işte Trabzon'dan alıp Milli mücadeleye kadar neredeyse 11 yıl süren bir savaştan bahsediyoruz. Neredeyse seferberlik zamanı her üç evden birine askere savaştan bahsediyoruz. Yani sadece bu cephede harbedip şehit olan yaralanan gaziler değil. Bunları geride bırakıp eşleri, çocukları da savaşın içerisinde. Yani kadın kocası yok, kadının oğlu yok. Neticede tarlada çalışan kadın, çocuklarının başındaki anne kadın, baba kadın ve evladını, eşini göndermiş. Ama şehit veya gelmiyor, 11 sene gelmiyor. Sağ kalanların birçoğu esir edildi diğer cephelerde. Ve yıllar sonra esir kamplarında bulunabilenler geldi. Geldiklerinde bıraktıkları bulamadılar. Ne köylerini, ne ailelerini. Buradan sizin anlattıklarınızdan buradan sizin anlattıklarınızdan çıkartacağımız başka bir kahramanlıklar var. Buradan Türk kadınına selam olsun. Türk kadınının omuzlarında, alın terinde, gözyaşında cumhuriyet yükseldi, kuruldu. Hem ürettiler, hem doğurdular, hem büyüttüler. Anlattıklarınızdan bunu çıkartıyorum. Türk kadınına çok şey borçlu bu vatan. Evet, olsun, 11 yıllık bir savaştan bahsediyordunuz. Devam edin lütfen. Duygulandım anlattıklarınızdan. Hakikaten, 10 sene içerisinde özellikle esir kamplarında oraya giden askerler, bunların çok dönemi. Peki dönenler ne oldu? Yeni cumhuriyet kurulmuş, bazı kanunlar yapılmış, kanunlardaki maddelerin içi yeterince doldurulmamış. Sağ kalanların birçoğu gazilerden bahsediyorum, mahvet yaşadık. Bunlar maaş da alamadılar. Yani ben her zaman şunu derim, en kutlu makam, Peygamber Efendimiz'e konuk makam. Herkese de nasip olmaz o. Ama eğer olmamışsa, gazi ise, döndüğünde bu insanlar bizim aramızda 80'li yıllara kadar
sessizce sakin, habersizce yaşadı, yok oldu. Ve biz bu insanların izine sürebildik. Ne bunların dertlerini dinleyelim. Birçoğu sefalet içerisinde aramızdan ayrıldık. Evet, çok önemli. Yani bir vefa borcumuz da var. Ben de onu söyleyecektim. Ahde vefa imandandır. Biz onların çocuklarını, torunlarını, torunların torunlarını bulmalıyız. Devlet olarak, millet olarak onların dedelerine olan borcumuzu ödemeliyiz diyorum. Kesinlikle. Benim için Çanakkale simboldür. Bu topraklar için. Bizler için, gelecek nesil için, ister 100 yıl, ister 5 yıl evvel olsun, ister resmi, ister gayri resmi, doğru olsun. Bu topraklar için bedel ödemiş. Şehit olmuş, gazi olmuş. Ve bunların yakınları bizim kolumuzdur. Evet, ben diyorum ki ilaveten ister resmi, ister gayri resmi olsun, ister rütbeli olsun, ister rütbesiz olsun, ister resmi elbiseli olsun, ister sivil elbiseli olsun. Bu vatan için kurşun atan, kurşun yiyen herkesi yad ederek borcumuzu hatırlamalıyız. Mekanları cennet olsun öğrenci. Çok teşekkür ederim. Ankara'dan programımıza katıldınız. Yine sizinle güzel bir Çanakkale programı yaparız diyorum inşallah. Hayırlı günler. Ankara'ya selamlar. İnşallah. Sağ olun.